Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden tarihi bir ziyaretini Kiev'e gerçekleştirdi ve Zelenski ile bir araya geldi. Bu kadar zorlu bir ortamda, malum bir taraftan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Rusya birçok noktayı işte uzaktan seyir füzeleriyle, füzelerle, atışlarla vuruyor. Bu kadar riskli bir ortamda Biden nasıl Kiev'e gitti gerçekten çok merak ettim ve bunu bu videoda hangi yolları kullandı bunları sizler için araştırdım ama bu araştırmada da ortada çıktı ki birçok batılı lider ki aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var aynı yolu kullanarak Kiev'i ziyaret ediyor. Gelin bu videomuzda Biden'ın nasıl uçuş yaptı, transponder hangi aşamalarda kapandı ve nasıl Polonya'dan Kiev'e gitti bunun hikayesini birlikte inceleyelim. Amerikan başkanları çok fazla yurt dışına çıkmıyor ve özellikle Kiev gibi riskin yüksek olduğu, savaşın devam ettiği yerlere gidildiği zaman da kamuoyu bu detayları çok merak ediyor. Bunun öncesindeki bir gizlilik politikası oluşturuluyor. Bir sır perdesi etrafa doğru çevriliyor. Bunun için önce tabii bir şaşırtma yapılıyor. Amerika'da geçtiğimiz pazartesi günü bir ulusal bir tatildi ve bu dönemi Başkan Biden'ın golf oynayarak geçireceği ifadesi bilgi olarak öncelikle medyayla paylaşıldı. Bunun arkasından cumartesi gününe tekrar döndüğümüz zaman cumartesi akşamı Biden eşini Washington'un ünlü restoranlarından birine yemeğe götürüyor ve her şey böyle süt liman tatile çıkılmış havası veriliyor. Fakat bu sırada gerek başkanın gerekse ekibinin uçtuğu VIP uçaklar, bunlar Andrews Hava Üssü'nde konuştu bu uçakların bulunduğu yer ki aralarında Air Force One olarak da bilinen bir Boeing 747 de var. Burada özel bir uçak hazırlanıyor. Bu uçak C-32 askeri adıyla da bilinen ama kamuoyunun daha çok Boeing 757 olarak bindiği bir özel VIP uçak. Bu VIP uçak içerisinde 45 kişi taşıyacak şekilde koltukları modifiye edilmiş. Ayrıca başkanın da çalışma odasının bulunduğu bir uçak. Ve 13 kişilik de uçuş ekibi var bu uçağın. Bu uçak hazırlanıyor ve hazırlıkların da çok fazla görülmemesi için üstün pek fazla gözükmeyen bir yerinde, apronda hazır olarak bekletiliyor. Normalde bu uçakları, C-32'leri, Amerikan başkanları kısa menzilli uçuşlar. İşte Amerika içi yaptığı seyahatlerde kullanıyor. Veya işte geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye ziyaretinde de benzer tipte bir uçağı kullanmıştı. Bu uçak kısa menzilli diyoruz ama aslında ek yakıt tanklarıyla birlikte menzili 10.460 kilometreye kadar çıkabiliyor. Biden SAM 060 çağrı koduyla bu uçağa biniyor, uçak havalanıyor ve flight radardan takip edilmeye başlanıyor ama normalde biliyorsunuz işte Amerikan Dışişleri Bakanı da Türkiye ziyareti için benzer tipte bir uçak kullandı. Bu uçaklarda çok sık Amerikan diplomatların taşıdığı için çok fazla dikkat edilmiyor. Ve uçak Almanya'da bulunan Ramstein hava üssüne ki Amerikalılar kullanıyor bu üssü Ramstein'a iniyor. Burada yakıt ikmali yapıyor. Biden uçaktan inmiyor. Daha sonra uçak tamamen bu sivil sistemlerin radarlarının takip etmesini sağlayan kamuoyunun da flightradar24.com olarak tanıdığı siteden takip edilmemesi amacıyla transponder kodu sisteme verilmiyor ve uçak Ramstein'dan kalkıyor. Sonraki gideceği nokta ise Polonya'da bulunan Rzeszów Hava Üssü. Bu meydan Ukrayna sınırına çok yakın. Aynı zamanda gelen askeri yardımlar bu noktaya uçaklarla getiriliyor ve daha sonra uçaklarla bu getirilen askeri işte mühimmat malzeme, Ukrayna'ya verecek olan malzeme buradan Ukrayna sınırına teslim ediliyor. Aynı zamanda bu üs bir tren yolu bağlantısına sahip fakat aradaki mesafe oldukça uzun ve buradan da Biden ve ekibi trene biniyor. Yaklaşık 10 saatlik bir seyahatin arkasından da Kiev'e ulaşmış oluyor. Bu trenin güvenliği nasıl sağlanıyor veya Rusya bu tren hattını vurmuyor mu gibi benim de aklıma birçok soru geliyor. Tahminimce bu tür uçuşlar, bu tür aktarmalar daha doğrusu yapılacağı zaman gidecek ülkenin Dışişleri Bakanlığı muhtemel Rusya'yı bilgilendirdiğini ben açıkçası tahmin ediyorum. Sonuçta çok provokasyona veya yanlışlıkla vurduk denebilecek çok konuya açık. Tabii böyle de bir vurma harekatı, vurma olayı muhtemel bir dünya savaşıyla da sonuçlanacağı için de Rusya'nın bu tür şeylere dikkat ettiğini tahmin ediyorum.
Daha sonra Amerikan Başkanı işte Kiev'de ortaya çıkıyor. Zelenski ile bir araya geliyor. Hatırlayacağınız Zelenski de birkaç ay evvel Washington'a bir gezi yapmıştı. Bunu da Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağa yine Polonya üzerinden giderek gerçekleştirmişti. Burada işte sokakta beraber dolaşıyorlar. Biraz gövde gösterisi yapılıyor. Fotoğraflar çekiliyor, videolar çekiliyor. Bunlar servis ediliyor. Ama bu sırada Kiev'e Rus hava akını alarmları da sürekli çaldığını da ifade etmemizde fayda var. Bir taraftan 24 Şubat ki Rusya'nın çok büyük bir saldırı yapacağı ifade ediliyor Ukrayna'ya. Bu tarihe yaklaşırken Amerika bayrağını Kiev'de başkanla birlikte göstermesi de Ukrayna'nın arkasındayız mesajı verilmiş oluyor. Gerçekten birinci yılını dolduruyor yavaş yavaş savaş ve gerçekten bu bir yıllık süreç içerisinde çok ciddi bir yıkım var. Türkiye'de haklı olarak pozisyonunu korumaya çalışıyor. Bir taraftan Ukrayna ile yakın ilişkiler var. Bir taraftan Rusya ile yakın ilişkiler var. Bakalım bu savaş nereye doğru gidecek? Ben de merakla bekliyorum.